Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2016'da Blackburn Rovers kariyerimizin e, ikinci normalde Antalya Spor kariyerimizi biliyorsunuz. Onun 57. bölümü diyebilirim size. E, hoş geldiniz. <laughs> e, Blackburn Rovers anlaştığımız ilk bölümümüzü izlemek isterseniz arkadaşlar hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet biliyorsunuz Antalya Spor arkadaşlar. Hemen şöyle bir özet geçeyim size. Ee, yollarımızı ayırmıştık. Şampiyon olduktan sonra maalesef ee, kötü bir sezon geçirdik ve yollarımızı ayırdık. Sizin de isteğinizle İngiltere'den bir kulüple anlaşmamızı istemiştiniz arkadaşlar. Biz de... Ee, uygun teklifi bekledik ve Blackburn Rovers'tan teklif geldi. Blackburn Rovers Premier Lig'de sonuncu sıraya demir atmıştı. Bu sezonki amacımız ligde tutabilmek biraz zor gibi gözüküyor. Ee, ama bakalım <laughs> neler yapacağız arkadaşlar. Bu bölümümüzde ne yapacağız? Everton'la kendi evimizde West Brom'la deplasman ve Stoke City ile kendi evimizde oynayacağız arkadaşlar ve Everton maçına hemen çıkacağız bakalım. Neler olacak dediğimiz gibi bu sezon e, yönetimi de zaten bizden takımı ligde tutmamızı istedi. Ancak takımın kalitesi açısından ve e, görüntü de çok fazla içle, iç açıcı değil diyebilirim arkadaşlar size. Şöyle baktık tamamdır takımı bitir diyelim ve Everton'a Everton karşısına çıkıyoruz arkadaşlar kendi evimize ağırlayacağız Everton'ı. Everton tabii ee, şu anda ligde ikinci sırada ve şu, <laughs> favori olarak gösteriliyor tabii ki. Bakalım. Bahisçileri ee, Bakalım bahisçileri şey yapabilecek miyiz arkadaşlar? E, yanıltabilecek miyiz? ve maça bizim vuruşumuzla başladık. Kendi sahamızdayız. Everton'ı alıyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şu anda iki takımda e, herhangi bir pozisyon bulmuş değil. Dakikalar 6'yı gösteriyor. 0-0'lık eşitlik Devam ediyor arkadaşlar. Ewood Park Stadyumundayız. Blackburn, Blackburn Ewood Park Stadyumu. Öyle söyleyeyim. Adam Henley sarı kart Mitchell yani şunu ben gene yapmadım mı ya Aynen şunu yapmamız lazım çünkü takım çok fazla kart görüyor daha dakikalar 12 İki sarı kart görmemiz birazcık sıkıntılı bir durum diyebilirim. Çünkü şimdi Bainis'te korne kullandı. O kalecimiz Victor Valdez gole izin vermedi. Everton gole çok yaklaşmıştı ancak Victor Valdez gole izin vermedi. Dakikalar 19'u gösterdiğinde Everton ee, bastırıyor gol için. Şimdi Marcelo e Goye Stones Seri Passa Berardi sağda sonsan ancak Henry araya girmeyi başardı. Sons Arapası Berardi ve Everton Demonico Berardi'nin golüyle 22. dakikada 1-0 öne geçti maalesef dostlar. kendi sahamızdayız. 1-0 mağlup durumdayız şu anda. Bakalım maçı e, istediğimiz pozisyona getirebileceğiz mi? Dediğimiz gibi maalesef kadro kalitesi Berardi ve ikinci gol geldi arkadaşlar. Demonico Berardi kendisini ve takımının ikinci golünü ağlara gönderdi. Dediğimiz gibi kalite, takımın kalitesi baya baya bir düşük Premier Lig'e göre. Ee, bakalım ligde tutabilecek miyiz Blackburn Overs'ı? Eğer tutamazsak küme düşerse bakalım kovacaklar mı bizi? Eğer kovmazlarsa bir sonraki sezon tabii ki tekrar Premier Lig'e yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki bunların hepsi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Heyecanlı bir Premier Lig kariyeri bizi bekliyor. Dakikalar 42 2-0'lık muhalifiyetimiz devam ediyor. Coleman. Coleman. Ortada Cook. Geriye döndü. Shawcross Cross. Baksanız abi adamların şeyi kadroya. <laughs> es ve maalesef durum 3-0 oldu arkadaşlar. Dakikalar 43'ü gösterirken Victor Valdez'in bu tip golleri yememesi gerekir diye düşünüyorum. Ama tabi o da yaşlanmış adamcağız ne yapsın gelmiş 36-37 yaşına. İkinci yarıya hücum ağırlıklı çıkacağım. Hani kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok zaten bu saatten sonra. Saldıralım bakalım neler olacak. Ve ikinci yarıya Everton başladı arkadaşlar. Sanson. Sansone. Krimak. Krimak. Kapı kaptırdı Krimak. Gaylere ile kullandık serbest vuruşu ancak defans araya girmeyi başardı. Kenales. Kenales Hendy'nin foalü. Sarı kartı vardı. Hakem yanına çağırıyor. İkinci sarı kart. Kırmızı kart. Hadi bakalım. ikinci yarıyı bir de 10 kişi oynayalım. Hayırlısı olsun. Ee, Steve Koku oyun alıyorum. Şöyle yapalım. 3-0 girdiyiz arkadaşlar. Dakikalar 48. Bir de 10 kişi geri, 10 kişi kaldık. Hani bütün olumsuzluklar şu anda her şey bizim üzerimizde diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Victor Valdez auto kullandı. Gaye koşacak mı koşmadı? Şimdi top Gaye. Gaye. Geriye. Sağda Cook. Green. Cook. Kaptırdılar topu. Demonico Berardi. Arapası Cook. Ve Kalaris'in golüyle durum 4-0 oldu. Victor Valdes'ten inanılmaz ötesi bir hata. Gerçekten Victor Valdes'in artık Emeklilik zamanı gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Görüntü onu gösteriyor. Artık takımımıza çok fazla bir katkıda bulunamıyor Victor Valdez. Ama dediğimiz gibi sezonun ikinci devresinin hatta başlamıştı. İkinci devresinin ortalarında neredeyse e, takıma katıldık. Transfer yapamadık. Bütçe yok. Maaş bütçesi yok. Kiralık oyuncu alamadık. E, gerçekten zor bir görevi kabul ettik. Bakalım hayırlısı olsun. Kenales ve durum 5-0 oldu. Victor Valdez yine izledi. Yine izledi. Artık e, bu sezon sonunda büyük ihtimalle Victor Valdez'e de yollarımızı ayıracağız arkadaşlar. Hani bir tek bu maç için değil tabii ki. Yaşı geldi artık. Belki isterse takımımıza kaleci antrenör olarak da devam edebilir. Öyle bir sözleşme önerebilirim kendisine. Kabul ederse devam eder etmezse ee, Victor Valdez'le de yollarımızı ayıracağız inşallah arkadaşlar. Bu sezon sonunda tabi bakalım sezon sonunda ne duruma geleceğiz. Hector Gayle Gayle'den Green. Green topu yine kaptırdı. Yine kaptırdı. Angela Smith Lenihan. Hancock sorta aldı. Gayle durumu 5-1 yaptı. Dwight Gayle. Bizim için gerçekten inanılmaz bir gol diye. Yani çok önemli bir gol de olmazsa olmazdı. <laughs> Dakikalar 81-5 birlik muhalifiyetimiz devam ediyor arkadaşlar. Stones, Joe Deflu, Sağda beyniz Kamako, o çok seri paslaşmalar ancak defansımız araya girmeye başardı Victor Valdez. Krimak, Arapası Gayle, Gayle, Green, Green çizgiye indi, ortayı yaptı, Karimarik, Karimarik. Kramarik, Kramarik neyse artık. Andre Kramarik durumu 5-2 yaptı. Bizim futbolcularımız gol atmak için 5 gol yemeyi bekliyormuş. Hayırlısı olsun ne diyelim. Ee, 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol atmak da güzel. Ancak ben bunu başarılı olarak görmüyorum. Bence Everton biraz daha maçı saldı gibi sanki. Şimdi Coleman. Eremenko. Kamako. Baines. Ortaya. Berardi. 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 Demonico Berardi hat-trick yaptı. Durum 6-2. Gerçekten bizim için içler acısı bir maç. <laughs> Everton bize acımıyor. Hancock, Kriminalik, Lenihan, Smith, Gayle derken hakemin düdüğü geldi arkadaşlar. E, rezillik rezillik tabii ki rezillik kendi sahamızda e, 6-2 gibi bir skorla maalesef mağlup olduk Everton'a. Evet arkadaşlar ikinci maçımız West Brom Devlasman'a çıkıyoruz. Bir önceki hafta biliyorsunuz kendimizde çok büyük bir şok yaşamıştık. 6 2lik bir mağlubiyet almıştık maalesef e, Everton karşısında bakalım bu maçta neler yapabileceğiz neler yapamayacağız ya da öyle söyleyelim. Çünkü hani uğraşıyorum transfer yapabilir miyim falan filan diye ama Bir türlü olmuyor 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 diyebilirim size arkadaşlar Niye olmuyor ben de bilmiyorum gerçi Yani Neyse yapacak bir şey yok Bir şekilde ee, Elimizden gelinin en iyisini ee, Yapmaya çalışacağız arkadaşlar West Brom deplasmanına çıkıyoruz. West Brom ligde 15. sırada galibiyetle ayrılabilirsek eğer ee, bir tık daha West Brom'a yaklaşmış olacağız. Bakalım tabii ki o galibiyetle ayrılma işini yapabilecek miyiz? Bir de o var. Ve sahaya döndük arkadaşlar. Maça West Brom başladı. Taylor. West Brom kendi sahasında oynamasının avantajını kullanarak maça biraz daha baskılı başlayacaktır diye düşünüyorum en azından. Bakalım düşüncelerimiz gerçekleşecek mi? Dakikalar 5 oldu şu anda. İki takımdan da herhangi bir pozisyon yok. Şimdi West Brom ta mı? Evet Vasco. Nouri. Geriye döndü. Ojo. Taylor. Taylor. Green araya giremedi Green. Evans. Uzun bir pas defans araya girdi. Hancock. Smith. Tom Lisson. Gayle, Gaile Gaile sağ döndü Green Green Greenden hatalı pas hatalı pas Bauşaayı batuşayı kalıcı Victor Valdez. West Brom gole çok yaklaşmıştı ancak Victor Valdez gole izin vermediği daha henüz maçın başlarında diyebilirim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi aslında siz de görüyorsunuz Hocamız çok bireysel hata yapıyorlar, çok gençler. Hani bu adamla Premier Lig'de oynuyorum yani. Öyle, tamam çok hızlı bir adam ama yani sol tarafa da baktığınız zaman yani <laughs> çok fazla söylenecek bir şey yok diyebilirim size. Hemen şunu bak, yine unutuyorum ben şu talimatlardaki şu olayı. Ee, aslında taktiğimiz oturmaya başladı. Yavaş yavaş topa sahip oluyoruz. Ee, Bol pas yapıyoruz. İstediğimiz taktiklerden bir tanesi buydu. Belki dediğim gibi İngiltere Premier lig hakkında çok fazla bilgim yok. Ee, bu taktik pas yani pas taktiği Premier Lig'de ne kadar oturur bilmiyorum. Ama tabii ki bence bunu futbolcu kalitesi de ee, bayağı baya baya bir etki ediyor diye düşünüyorum. Başka Gayle. Gayle sağda Niyan topu kaptırıyor işte gördüğünüz gibi bireysel böyle hatalarla direkt kontra yiyoruz ve adamla çat 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 geliyor az daha atıyorlardı. Yani işte benim bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Ee şöyle yapsak. Şöyle. Ee, kontra atak taktiğine döndüm arkadaşlar. E, ee, deplasmanda oynuyoruz. Bakalım yani ilk başta birazcık açık oynadım. Bir kendimizi denedik. Baktık hiç atak bile bulamıyoruz. Bir de kontra atak deneyelim. Baş kimle kullandık korneri ancak defansa da Kramarik. Topu kaptırdı Kramarik. Bravo. Bravo Kramarik. Nauri. Çok tehlikeli geldiler. Kaleci Victor Valdez. Victor Valdez bir önceki maçta emekli edeceğimizi söyledik ya herhalde bir kaza geldi bu maç. Eee nazal nazarlardan saklasın. Çok güzel bir şu ana kadar en azından güzel futbol e, ortaya koyuyor. Artık ilk yarıda son saniyeler 0-0'lık eşitlik devam ediyor arkadaşlar. West Brom deplasmanındayız. E ee, bakalım 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 şimdi taktiğimize şöyle bir genel bakış desek. Gayle'yi çıkartıyorum. Yerine ee, şöyle evet. Aslında green'i de şöyle alsam. Old me. Old me tamam. Bu şekilde başlayacağım. Mahoney ee, gizli forvet olsun takım konuşmasına geçelim. Gösterdikleri performansın beni hiç memnun etmediğini söyledim arkadaşlar ve ikinci yarı için takımımızı sahaya gönderdik. West Brom deplasmanındayız. E, ee, i̇lk yarıyı 0-0 eşitlikle kapattık. Deplasmanda West Brom karşısında bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıya bir oyuncu değişikliği yaparak başladık arkadaşlar. Green, Green yine kaptırdı topu. Başkim Kadri sözde takımımızın ee, yıldız oyuncularından bir tanesi. <laughs> en yıldızı bu. Yani öyle söyleyeyim size. Ancak ben şu ana kadar teknik direktörlüğüne geçtiğimden, menajerliğine geçtiğimden ve Blackburn Rovers'ın şu ana kadar hiçbir şekilde bir katkısı olmadı. Böyle devam ederse sezon sonunda e, onunla da yollarımı ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dakikalar şimdi 58 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. West Brom deplasmanındayız. Hancock sarı kullandık. Baş kim? Hancock. Baş kim? Hancock. orada kim var? Tom Linson. Tom Linson dakikalar 61'i gösterdiğinde 1-0'a geçirdi bizi deplasmanında West Brom karşısında. Bu çok güzel oldu bu. Bu, bu gerçekten çok güzel oldu. Katı bir futbol oynuyoruz. Kontra atak futbol oynuyoruz. Eee... Bakalım son 25 dakikada e, bu galibiyetimizi koruyabilecek miyiz? Kaleyi bulan tek şutumuz var. O da gol oldu. Ancak e, pas yapmaya devam ediyoruz. Topa hakim olmaya, topa sahip olmaya devam ediyoruz. E, bunlar da yavaş yavaş bizim için güzel şeyler. Dakikalar şimdi 68. 1-0'lık galibiyetimiz devam ediyor arkadaşlar. West Brom deplasmanında Smith, Hancock, Tomlinson, Başkim. Kırmanik. Mahaniye. 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 Mahaniye pası Green. Green vurdu. Dışarı attı. İşte bu adam bitiriciliği yüksek olsa şu anda 2-0 olmuş. Nouri kullandı arkada. Batu dakikalar 71'i gösterdiğinde 1-1 yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir gol Ne Nouri orta aldı. Gördüğünüz gibi o defans o adam oradan nasıl kaçırdı nasıl geçmesine izin verdi anlamış da değilim aslında. E, ee, oyuncularımın taktiğe odaklanmaları konusunda biraz daha uyarıyorum. Bakalım neler olacak. Dakikalar 73. Bir birlik eşitlik devam ediyor. West Brom deplasmanındayız arkadaşlar. 24.655 biletli seyircinin karşısında. Green ee, çıkartıyorum. Yine ben Marshall alıyorum oyuna arkadaşlar. Green gerçekten bu maç kötü bir futbol sergiledi benim için. Dakikalar 77. Bir birlik eşitlik devam ediyor. West Brom deplasmanındayız. Galibiyeti yakalamıştık ancak koruyamadık. E, bakalım bakalım. <laughs> Sadece bakalım diyebiliyorum. Çünkü gerçekten ee, ger e, Premier Lig olarak seviyesi olarak çok düşük bir kadromuz var. Şimdi West Brom hata yapma ya. Of. Maalesef 86. dakikada penaltı veriyoruz arkadaşlar. West Brom penaltı kullanacak. Brunt. Brunt vurdu ve gol. West Brom 87. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. bitti. Hakemin bitiş düdüğü geldi ve arkadaşlar deplasmanda West Brom'a karşı 2-1 mağlup olduk. Eğer üstümüze herhangi bir sihirli değnek değmediği takdirde büyük ihtimalle ligden düşeceğiz gibi şu anda düşme potasının üstündeki full home'la aramızda 6 puanlık fark var arkadaşlar. Bakalım bir sonraki maçımız e, Stock City olacak arkadaşlar. Kendi sahamızda olacak ve bölümümüzün son maçı olacak. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçı e, Stocks City karşısında olacak. Kendi sahamızda e, Stocks City ağırlayacağız kötü gidişatımız var bakalım kötü gidişatı durdurabilecek miyiz başarabilecek miyiz durdurmayı en azından öyle söyleyelim şunu hemen unutmadan ayakta savun yapalım e, baktığımız zaman tamamdır çok fazla daha da yapacak değişikliğimiz yok. Hemen şöyle bir hızlı seçim diyelim. Stoker, stalker, stalker. Stoker, Stoker. Stoker çıkartıyorum. Green'i almayacağım. Ee, David Dwight Gayle'yi alacağım. Kriman 2 e, sol açık olarak oynatmayı düşünüyorum. Ya çok sıkıntılı bir kadrosu var ya. Of. Tamam bu şekilde başlıyorum arkadaşlar maça. Kendi sahamızda oynayacağız. Dox Tiyadros kendi sahamızda. Hadi çocuklar bu bizim için dönüm maçı olsun. Bizim için yepyeni bir beyaz sayfa olsun. Bu saatten sonra ligde kalmayı başarabilir miyiz? Neden olmasın? Hırslı bir şekilde. Hadi bakalım kötü formdan kurtulmanız için bana neler yapabileceğinizi gösterin dedim ve sahaya gönderdim futbolcularımı. Maça Stoxty başladı. Hector Love, Kasim. Love, Başkim. Love, Henley. Henley simülasyon girdi araya ve pozisyonun olgunlaşmadığını söyledi bize. Dakikalar 3 oldu arkadaşlar. Ee, şu anda iki takımdan herhangi bir tehlikeli diyebileceğin atak yok. Şimdi mor ile kullandı Stock City ancak defansımızı uzaklaştırmayı başardı ancak yine Stokstad'a kim vurdu göremedim ancak Victor Valdez topu kurtarmayı başardı arkadaşlar. Topa kimin şut çektiğini o an göremedim gerçekten. Ancak Victor Valdez gol olmasını engelledi. Dakikalar 8 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Stock City karşısındayız. Kendi evimizdeyiz. Stock City'likte 10. sırada zor bir karşılaşma. Şu an zaten e, istatistikler de bunu gösteriyor. Şu an kadar herhangi bir şut girişimimiz bile olmamış. Stoxton'in 7 şut girişimi var. 3 kaleyi bulmuş. Yine Stoxton Mora ile kullandı. Ancak defansımız yine uzaklaştırmaya çalıştı. Mora. Mora. o Astı astı. Liam More o nasıl bir goldür öyle adeta örümcek ağlarını temizledi tekrar izliyoruz. More. Oo, oh, oh. gerçekten inanılmaz bir gol olmuş. Gerçekten ayakta akışlanacak gollerden bir tanesi diyebilirim. Hani biz yedik golü belki ama futbolun görselliği açısından gerçekten inanılmaz bir gol diyebilirim arkadaşlar. tabii ki bu yediğimiz gol aslında bizim için de kötü oldu. Hani gol ne kadar güzel ol, gözükse de bizim için çok kötü bir gol diyebilirim arkadaşlar. Stock City şu anda baya baya bir eziyor bizi kendi sahamızda. Futbolcuların belki dedim bu maçla birlikte bir patlama yaşarlar. Bir çıkış yaşarız belki. En azından öyle düşündüm. Ancak ee, şu ana kadar o patlamayı, o şeyi göremedim arkadaşlar. Yaşayamadık. Sanırım hedeflerimizin uzanda kalacağız gibi. Blackburn Rovers'ı belki yani e, Premier Lig'de tutamayacağız gibi gözüküyor. Bakalım sezon sonunda da geleceğimizi oturup görüşeceğiz. Oturup konuşacağız arkadaşlar. Ee, bir sonraki sezon Blackburn'a devam edeceğiz mi? Ya da yönetim bize devam etmek isteyecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Hep birlikte ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Premier Lig'de bakalım. Uzun soluklu bir kariyerimiz olabilecek mi? Klitsen. Gilk. Ancak girmiş, girdik mi giremedik. Boyan. Sanabria. Municia. Johnson. Bojan. Tartu, Carbonell, Johnson. Boyan, Boyan direkten döndü. Angela uzaklaştıramadı Sanabria ancak Marshall girebilecek mi ya Johnson, Victor Valdez, tek kaldı top. İkinci gole çok yaklaştı Blackburn karşısında. Stocksty ancak şimdi Marshall. Marshall ben Marshall müthiş bir gol bir örümcek ağ temizlemede Marshall'dan geldi. Gerçekten inanılmaz güzel bir serbest vuruş kullandı Marshall. Ve 46. dakikada ilk yanın son saniyesinde takımımıza beraberliği getirmeyi başardı. Hadi çocuklar hadi. Biz bu işi yapacağız. Yapmak zorundayız. Şöyle hücum ağırlıklı başlayacağım ikinci yarıya artık bu saatten sonra çünkü beraberlik de bizim için e, yeterli değil. Bu saatten sonra bizim için tek şey var. O da galibiyet olması gerekiyor. Dakikalar 49 50 oldu. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Stock stickers'ındayız arkadaşlar. Başkım kadri dediğim gibi eee çok kötü bir performans sergiliyor. Stalker'ı mı alsam yerine bilemedim. Şu an ee, Green e alıyorum. Çift Forvet'e mi dönsem? Aynen abi. Çift Forvet'e dönüyorum. Dediğim gibi beraberlik bu saatten sonra bizim için e, yeterli bir sonuç değil. Bizim için tek hedef olması lazım. O da galibiyet olması lazım. Ee, bunu düşünerek çift forvete dönüyorum. Bakalım. E, çift forvete dönmenin ya cezasını çekeceğiz ya da ödülünü alacağız arkadaşlar. Ancak maçta iki tane birbirinden güzel gol var şu ana kadar. Dakikalar 64 oldu. Bir birlik eşitlik devam ediyor arkadaşlar. Yani Stock City acayip bir e, oynuyor gördüğünüz gibi. 22 şut ancak 9'u kaleye bulmuş. Bizim 2 şutumuz var. İkisi de kaleye bulmuş. Bir tanesi gol oldu zaten. Daha fazla da bir hani e, atak girişimimiz olmamış. Bunun bence zaten söyledim zaten size. Ya, bunun e, taktikle alakası yok tamamıyla biraz da şu anki bizim durumumuz oyuncu kalitesiyle alakalı ee, kesinlikle Premier Ligi kaldırmayacak bir oyuncu kalitemiz var bakalım ve ee, evet Bertrand dakikalar 70'ü gösterdiğinde takımını 2-1 öne geçirdi arkadaşlar Bertrand ikinci golü bu şekilde ağlarımıza gönderdi. Johnson kullandı. Defansımız şükürler olsun ki araya girmeyi başardı. Hancock. Green. Kasim. Gayle'e gayle ayakta duramıyor. Klitsen. Kasim'den Love. Green. Green. Green pas verecek de ben göreceğim. De Jong'tan Sanabria. Sanabria ve durum 3-1 oldu arkadaşlar. Artık bu maçtan sonra yani bence ligden düşeceğiz gibime geliyor arkadaşlar. Bakalım sezon sonunda yönetim bizi kovacak mı? <laughs> ya da ne yapacağız? Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Eğer kovmazsa e, birazcık da yönetimimiz bize bütçe sağlayabilirse bir sonraki sezon gerçekten e, faydalı bir takım kurmayı istiyorum, düşünüyorum diyebilirim arkadaşlar yani hemen bir sonraki sezon tekrar şampiyonluğa oynayıp Premier Lig'e yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii kovulmazsak. Gördüğünüz gibi 90 dakika boyunca sadece iki şut çekebildik. Biri de zaten serbest vuruştan da gol oldu. Ötekinde şansa bala çekmişiz yani. Hancock, Marshall ortaya çevirdi. Hancock, Kasim Hancock ortaya çevirdi bizden. Kimse yok Tabii ki orada. Olsa şaşırdım Angela'nın folü artık son saniyeler. Hakimin bitiş bekliyoruz arkadaşlar. Ve o bitiş düdüğü geldi. Kendi sahamızda Stock City'ye 3-1 mağlup olduk arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizin bir öneriniz var mı? Bu takım buradan ne şekilde hani değiştirebiliriz? Ne şekilde yükseltebiliriz? Önerileriniz varsa sonuna kadar açığım arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu artık taktik işi değil. Oyuncularımızın kalitesi de zaten hani bunu daha önce de belirttim. E, Premier Lig'in çok çok altında bir oyuncu kalitemiz var. O yüzden çok fazla da e, elimizden gelin en iyisini yapmaya çalışacağız tabi arkadaşlar. Ee, bir sonraki Blackburn Rovers kariyerimizin yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.